Antik çağın mega tapınağı Karnak. Mısır tanrılarının dünyadaki evi ve Mısır'ın yönetici seçkinlerinin özel oyun sahası. Buradaki mühendislik becerisi astronomik boyutlarda. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu tapınağın geçmişi nerelere kadar uzanıyor peki? Kapalı kapılarının ardında hangi tuhaf ritüeller yapıldı? Tanrılar için şarkı söyleyip dans ederlerdi. Çünkü tanrılar çabuk sıkılırlardı. Yeni teknolojiler ve araştırmalar sayesinde antik dünyanın en büyük dini kompleksinin içinde hayatın nasıl olduğu gözler önüne serilecek. Karnak'ın sırlarını ortaya çıkarmak için bu mega tapınağı taş taş inceleyeceğiz. 9 metre kalınlığındaki duvarların içine bakacağız. 18 metre uzunluğundaki sütunlarının şifresini çözeceğiz ve antik dünyanın sırlarla dolu bir harikasının üstündeki örtüyü kaldıracağız. Tarihe yakından bakış, Mısır'ın mega tapınağının gizemi. Mısırlıların kutsal Karnak Tapınağı. Firavunlar kuşaklar boyunca kendi dönemlerini onurlandırmak için tapınaklar yaptırdılar. Sonuç, farklı dönemlerde yapılmış dini yapıların sardalya gibi üst üste bindiği kocaman bir dini şehir oldu. Karnak Büyük Piramitlerin 480 kilometre güneyinde, Mısır İmparatorluğu'nun tam ortasında bulunuyor. Dini yapılardan oluşan bu koskocaman mekan, aynı zamanda tıpkı bugünün Vatikan'ı ya da Beyaz Sarayı gibi Mısır'ın haşmetli firavunlarının iktidar makamıydı. Bu duvarların arkasında gerçekte neler yaşanmıştı? Bugün mühendisler Karnak'ın yıkık duvarlarını parça parça onarıyorlar. Bu olağanüstü mekan sonunda gizli sırlarını ele veriyor. Bu çok büyük bir iş. Her yerde kocaman saatler var. Farklı tipte, farklı dönemlerden kalma. Bulmaca gibi burası. Kocaman bir bulmaca gibi. Bulmacanın arkeologlar tarafından restore edilen bölümleri, 3000 küsür yıl önce seçkin konukları karşılayan görkemi ortaya çıkarıyor. Karnak'a girmesine izin verilen seçkinler kocaman bir koridordan geçiyordu. Yabancı seçkinler burada gölgeli sütunların altında dinlenen haşmetli firavunlar tarafından kabul edilirdi. Arkasında yer alan festival salonunun dikili taşları yalnızca rahiplerin ve firavunların geçebildiği iç tapınakların özel kapısını gösterirdi. Bu kutsal iç mabedin ortasında ise bilinen en eski tapınak yer alır. Ancak uzmanlar buranın çok uzun zamandır kutsal sayıldığını, bu yüzden de harabelerin içinde daha da eski tapınakların bulunabileceğini düşünüyorlar. Antoine Garrick, Karnak'ı eski ihtişamına kavuşturacak olan restorasyon projesinin başında bulunuyor. Binlerce yıldır duran antik yapılarda bloklardan oluşan alanın içinde görülmeyen şeyler olabileceğini, bunların ortaya çıkarılabilmesi için doğru parçaların bulunması gerektiğini iyi bilen biri. Şu anda Karnak Tapınağı'nın güneyinde blokların bulunduğu alandayız. Her şey burada başlıyor işte. Antoine son restorasyon projesi için taş avına çıktığında Mısırlı inşaatçılar hakkında çok şaşırtıcı şeyler de öğrenmiş. Meğer onlar hırsızmış. Her firavun gelip başka anıtları sökmüş ve taşları yeniden kullanmış. Bir taşı kaldırıyorsunuz, arkasından yeni bir yüz ortaya çıkıyor. Bu mimari suç mahallini inceleyenler akıl almaz sürprizlerle de karşılaşıyor. Bunların belki de en büyüğü, Karnak'ın anormal büyüklükteki duvarlarından birinin harabelerinde bulundu. Arkeologlar yıkılmış bir duvarın dokusunun içinde yüzlerce çalınmış blok buldular. Bunlar Beyaz Şapel diye bilinen tapınağın parçaları. Eski firavun 1. Senusret'in şanını taçlandırmış bir yapı.
Chappelle'i Jübile Festivali'ni anlatan yazıtlarla kaplamış. Yazıtlar Firavun'un ikinci kez tahta çıkışını da anlatıyor ve Güneş Tanrısını onurlandırıyor. Kutsal mabet bir sonraki Firavun'un bırakacağı kalıt için acımasızca yıkılmış. Karnak alanının içine buna benzer 9 duvar yapılmış. Duvarları yaptıran firavunlar üstlerini adeta dev bir reklam panosu gibi kendilerini öven yazılarla kaplamışlar. Günümüzde Antoine ve ekibi duvarlardan birini yeniden yapıyorlar. Bu duvarın 3000 küsür yıl önce çocuk kral Tutankamon'un onuruna dikildiğini düşünüyorlar. Antoine bu 9 metrelik bulmacayı tamamlayarak Kral Tut'un kendisinden sonra gelen hükümdarlar tarafından silinen döneminin tarihini ortaya çıkaracağını umuyor. Yapılan iş olağanüstü karmaşık. Ancak Antoine'ın elinde teknoloji de var. Kocaman iskeleler kurup 10 metre yukarı çıkıp ölçüm yapmaya gerek yok artık. Sadece yerden fotoğraf çekiyorsunuz. Yeniden yapabilmek için bütün blokları önce bilgisayarda ölçüyoruz. Antoine, fotoğrafların duvar yapısına oturup oturmadığını görmek için özel bir yazılım kullanıyor. Tek bir tıkla bloğu hareket ettiriyorsun, sağa sola döndürebiliyorsun, üzerine çiziyorsun ve rahatça ölçüyorsun. İskele kurup blokları tek tek ölçmekten çok daha hızlı oluyor. Birkaç resme bakıyorsun ve bitiyor. Sanal bloğun nereye yerleşeceğinden emin olduktan sonra gerçek olanını yerine yerleştiriyor. Burada bu bloğun yarısı var. Öbür parçasıyla gayet güzel bir şekilde onu birleştireceğiz. Antoine ve ekibi tıpkı Mısırlıların yaptığı gibi kaba kuvvet kullanıyorlar. Bir santimin en son 1-2 milimine hiçbir teknolojinin faydası olmuyor tabii. Doğru yüksekliğe erişebilmek için bloğu biraz kaldırmamız gerekiyor. Tamam, biraz dikkatli olman gerekiyor. Bu çok daha zor çünkü burada araya levyeyi sokacak yerimiz yok. Yani biraz daha sıkıntılı ama oluyor işte. Antoine ve ekibi tıpkı Mısırlıların yaptığı gibi kaba kuvvet kullanıyor. Bir santimin en son 1-2 milimine hiçbir teknolojinin faydası olmuyor. Şu anda birbirine tam oturdu. Kralın tahtı burada. Bütün çizgiler aynı hizada. Demek ki yatay durumdayız. Açı tamamdır. Antik duvara oturuyor. Yani mükemmel. Blok eski yerine tekrar oturtuldu. Tutankamon'un duvarının tamamlanması süreci bir taş daha yakınlaştı. Şu an yeni taş bloklarını koyuyoruz. Eski taşlarla yeni taşlar arasında boşluk kalıyor. Bunları kireç harçla kapatacağız. Antoine taşları yerlerine oturtmak için modern teknikleri kullanıyor. Ama Mısırlıların el emeklerine bu kadar yakın olmak, aynı işi nasıl yapmış olduklarını görmesini de sağlıyor. Antik çağlarda harcı bir tür sıvı harç olarak yapıyorlardı. Çünkü bağlantı çok ince oluyordu. Eski Mısırlılar aşırı derecede sıkışık boşluklara harç akıtmak için dikey oluklar açıyordu. Sıvı harç boşluğu kapatmak için buraya konuyordu. Günümüzün restoratörleri İki tonluk blokları yerine koyan makinelere sahip oldukları için şanslı. 3500 yıl önce Mısırlılar çok daha ilkel aletler kullanmak zorundaydı. Eski Mısırlıların vinçleri olmadığı için Nil çamurundan tuğlalar yapıyorlar ve bunları dizerek yumuşak inen bir eğim elde ediyorlardı. Bunun üzerine tahta raylar koyarak koca taş blokları kızaklarla çekiyorlardı. Yolu kayganlaştırmak için su kullanıyorlardı. Mısırlılar rampayı giderek yükseltiyor,
ve duvar 30 metrenin üzerine çıkana kadar da kat ekliyorlardı. Duvar tamamlandıktan sonra rampa yıkılıyordu. Son dokunuş olarak da kocaman tahta bir kapıyla rengarenk bayraklar konuyordu. Uzmanlar Karnak'ın unutulmuş yapılarını yeniden yaparlarken eski firavunların tuhaf ritüellerine ve pratiklerine dair bulguları da ortaya çıkardılar. Ancak Karnak'ta ne yaşandığını tam olarak anlamak için bilim insanlarının başka bir yere bakmaları gerek. Bu ürpertici insan kalıntıları bir zamanlar tapınağın gündelik hayatında önemli kişilerdi. Yeni teknoloji bunların kim olduklarını ve neler yaptıklarını ortaya çıkarabilir mi? Tarihe yakından bakış. Karnak. Eski Mısır'ın en büyük dini kompleksi, bir harabe dağı adeta. Tarihçiler bu duvarlarla çevrili yapının evler ve iş yerleriyle dolu capcanlı minyatür bir şehir olduğunu düşünüyorlar. Peki ama burada yaşayan o seçkin dini topluluk kimlerden oluşurdu ve neler yaparlardı? Bu saklı şehri bulmak için Karnak'ın derinliklerine gitmeniz gerekiyor. Dikili taşların çok ötelerine, krala ve onun manevi mahiyetine ayrılmış odalardan oluşan kutsal labirentin içine girmelisiniz. Bu gizli odaların içinde rahipler ve yardımcıları törenlere ve günlük ayinlere ev sahipliği yapıyordu. Ancak iş günü bitince hepsi arkadaki gizli köye, yüzlerce kerpiç evden oluşan, binlerce insanın yaşadığı ve çalıştığı duvarlarla çevrili bir komplekse, tapınağın muazzam gücünü sürdürmesini sağlayan gizli bir toplumun içine çekiliyorlardı. Campbell Price, Karnak'ta çalışan Mısırlıların da tapınağın kendisi gibi biraz sıra dışı olduklarını düşünüyor. Bugün meslektaşı Lydia McKnight'la birlikte bu kuşkusunu doğrulayabilecek bir fırsat yakalıyor. 20 tane mumyamız var. Bazıları Teb'deki alandan geldi. Çok büyük bir ihtimalle bu insanlar, buradaki şu hanım da dahil, Karnak tapınağında çalışmışlar. 100 yıl önce kaşifler Karnak'ın çok yakınlarında bulunan antik Teb şehrinde bu mumyaları ortaya çıkarmışlar. Campbell, reşine kaplı mumyanın Peran Bas denilen tapınak çalışanına ait olduğunu düşünüyor. Kadının kalıntılarını inceleyerek gündelik hayatının sırlarını ve eğer varsa sargının içinde saklı eşyaları bulabileceğini umuyor. İşte bu Peran Bast'ın tabutunun kapağı mühürlü bir mezarda bulundu. Kapağın süslerinden Mısır'da önemli biri olduğunu anlıyoruz. Peran Bast bu sahnede Şahin başlı Tanrı Horus tarafından öbür dünyanın hakimi Osiris'in önüne götürülüyor. Burada hieroglifleri görüyorsunuz. Bu Peran Bast'ın öbür dünyada başarılı olması tanrılara yazılmış bir dua. Peki tabutun üzerinde tapınaktaki rolünü gösteren herhangi bir bulgu var mı? Tam aşağıda ünvanını görüyoruz. Şemayit diyor, yani bir şarkıcı, Amun'un tapınak şarkıcısı. Bu da bize kesinlikle Karnak'ta çalışmış olduğunu söylüyor. Campbell, Peran Bast'ın tapınak şarkıcısı olarak rolünün bugünün kilise şarkıcılarından çok daha farklı olması gerektiğini düşünüyor. Biz onun tapınağın tanrı heykellerinin bulunduğu iç kısımlarına girebilen çok az sayıdaki zengin kadınlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Orada tanrılar için şarkı söyleyip dans ederlerdi. Mısır tanrıları çok çabuk sıkılırlardı. Bu yüzden eğlendirilmeleri gerekirdi. Peran Bast her gün güneş tanrısını mutlu etmek için Amun-Ra'nın heykeline şarkılar söylerdi. Ama takvimin bazı günlerinde işi daha da önem kazanırdı. Peran Bast bütün yıl boyunca Opet bayramını dört gözle beklerdi. Nil taştığı zaman firavun bütün şehri Karnak'a tanrılara tapınmaya çağırırdı. Tapınağın içinde rahip Tanrı Amun-Ra'nın heykelini giydirirken
Ferhan Bast ve arkadaşları da onu öven şarkılar söylerlerdi. Heykel tapınaktan çıkarılırdı. Müzik her yeri doldururdu. Ve kalabalık Tanrı'yı adaklara boğardı. Tanrı'nın geçidi günlerce sürerdi. Sonunda Tanrı Nil'in ertesi yıl yeniden taşması umuduyla tekrar tapınaktaki yerine götürülürdü. Campbell, mumyanın öldüğü sırada kaç yaşında olduğunu öğrenmek istiyor. Böylece toplumsal sınıfına dair ipucu elde edebilecek. Lydia, ona üzerinde çalıştığı benzer bir mumyanın PET taramasını gösteriyor. Tarama, Ferhan Bas gibi kadınların şaşılacak kadar uzun yaşadıklarını gösteriyor. Omurgasında şu küçük kemiksi çıkıntıları görüyorsunuz. Bunlar yaygın olarak osteoartrit belirtisi. İskeletteki yırtılmalar yaşlılarınki gibi. Bu da kadının muhtemelen 50 ile 60 yaşları arasında orta yaşlarda olduğunu gösteriyor. Eski Mısır'da sıradan bir kadın en fazla 30 yaşına kadar yaşardı. Karnak çalışanlarının iki kat daha uzun yaşamaları, çok lüks bir hayat yaşadıklarını, tapınak duvarlarının ardındaki uğursuz gerçeklerden korunduklarını gösteriyor. Lydia, PET taramasında mumyalar hakkında başka tuhaf durumlar da tespit etti. Bu görüntülere baktığımızda beyninin çıkarılmış olduğunu görüyoruz. Campbell, eski Mısırlıların insan vücudunun nasıl çalıştığı konusunda kafalarının karışık olduğunu düşünüyor. Eski Mısırlılar insanın kalbiyle düşündüğünü sanıyorlardı. Düşünebilmek için beynine ihtiyacın yoktu. Eski Mısırlılar tanrılara ulaşmak için gerekli olmadığını düşündükleri her şeyi çıkarıyordu. Sonra da cesedi kat kat ketene sarıyorlardı. Sonra da çürümesini önlemek için kalın bir kat kara reçine ile kaplıyorlardı. Campbell, tapınak şarkıcılarının toplumsal konumları ile ilgili olarak sargıların içinde başka ipuçları da olabileceğini düşünüyor. Ferhan Bast'ın filmlerinde tuhaf şekiller görünüyor. Acaba değerli muskalar mı bunlar? Yüksek konumlu bir cenaze töreninin kesin işaretleri olabilir. PET taramasında iki tane şekil görebiliyoruz. Campbell bu şekillerin ne olduklarını öğrenmek istiyor. Ama sargılar açılamayacak kadar hassas. O da meslektaşından PET taramasındaki tuhaf şekilleri yalıtmasını istedi. Sonra gelişmiş bir yazılım kullanarak nesnelerin 3 boyutlu şekillerini çıkarıyor. Bu kalıp neredeyse 3000 yıldır hiç görülmemiş ayrıntıları ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi gayet belirgin bir hiyeroglif var üzerinde. Bu Tanrı Horus'un gözü. Mısır mitolojisinde Horus'un gözünün çok güçlü bir koruma simgesi olduğuna inanıldığı bilinir. Bunu mumyalaşmış cesedin içine ölüyü korusun diye koymuşlar. PET taramasında ayrıca başka şekiller de görüyoruz. Bunlardan biri Scarab böceği. Campbell, bunun diğer mumyalarda bulduğu başka skarop böcekleriyle ilişkili olabileceğini düşünüyor. Bu çok önemli bir nazarlık. Mumyanın göğsüne konuluyor. Bazı örneklerde hiyeroglif metinler var. Genelde altına yazılıyor, bir tür büyü gibi. Yaşadığın zaman yaptığın kötülükleri anlatma. Çünkü tanrılar seni öbür dünyaya almazlar diyor. Muskaların bulunuşu ve ayrıca mumyalanmış olması, Ferhan Bast'ın seçkin Karnak toplumunun değerli bir ferdi olduğunu gösteriyor. Lüks ve ihtişamlı bir hayat yaşamış olmalı. Tıpkı günümüzün rock yıldızları gibi. Böyle bir hayat tapınak duvarları dışında hayal bile edilemezdi. Karnak'ın koskocaman salonları ve odalardan oluşan labirenti, dünyanın daha önce hiç görmediği çok özel bir iş yeriydi. Peki ama bu tapınak nasıl ve neden böyle destansı bir büyüklüğe ulaştı? Ortaya çıkarılan bu eski taş ocağındaki bulgular ipucu sağlayacak mı? Tarihe yakından bakış. Haşmetli Karnak Tapınağı sadece insanlar düşünülerek tasarlanmadı. Mısırlılar tanrılar için yeryüzünde evler, ölümsüzlerin dünyayı ziyaretleri sırasında rahat edecekleri saraylar yapmak istediler. Peki ama misafirliğe gelen tanrıya layık bir ev nasıl yapılır?
Karnak'ın en büyük tapınağının en az o kadar büyük bir çatıya ihtiyacı vardı ki tanrılar kavurucu öğle güneşinden korunabilsinler. Muazzam kirişlerin kolonlar arasındaki koskocaman boşlukları doldurmaları ve yüzlerce sağlam taştan çatı döşemesini taşımak için dev gibi kirişler gerekiyordu. Orta koridorda boşluğu doldurmak için daha da büyük bloklar kullanılmıştı. Kocaman salonu dinlenen bir tanrıya yaraşır şekilde karartan bu kirişler, antik mühendisliğin anıt yapma becerisinin büyüklüğünü gösteriyor. Ancak kraliyet inşaatçıları muazzam bir zorlukla karşılaştı. Piramitleri yapmak için kullanılan taşa benzeyen yerli kireç taşı sütunların arasına döşendiği zaman kendi ağırlığı yüzünden esniyordu. Eski Mısırlıların bu koskocaman çatıyı yapmak için daha güçlü bir malzemeye ihtiyacı vardı. Ama bunu nereden bulacaklardı? Arkeolog Maria Nielsen cevabın Nil Nehri'nden 160 kilometre güneyde silsila denilen ve çok sert kum taşıyla ün salmış bir uzak taş ocağında yattığını düşünüyor. Burada çok eski bir grafiti buldu. Grafiti buranın Karnak'ın yapıldığı dönemde çalışan kocaman bir taş ocağı olduğunu gösteriyor. Bu şekilleri bulduk. Bunlar aslında dağdan getirilmiş taşın üzerinde keskiyle çalışan taş ustaları. Daha da aşağıda başlarında elinde kamçısıyla bekleyen ve işin doğru dürüst yapılmasını sağlayan bir ustabaşı var. Bir kişi de çıkarılan taşları kayda geçiriyor. Bir de yaralanmış bir işçiyi tedavi eden çok güzel bir doktor figürü var. Ayağını uzatmış. Doktor da ona bir şey olup olmadığına bakıyor. Bir de işçiler var, taşı çekiyorlar. Taşı Nil kenarında duran bir kızağa doğru çekiyorlar. Burada bir tekne bekliyor. Taşı alıp Karnak'a doğru götürecek. Maria bu taş ocağında kum taşının bulunmuş olmasının eski Mısırlılar için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyor. Böylece mutlu etmeyi çok istedikleri tanrılarına layık, daha büyük, daha uzun ve daha geniş damlı yapıları ilk kez yapabilecek duruma gelmişlerdi. Yeni krallık döneminde silsilanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Firavunlar buraya gelmişler ve olayı kutlamak için isimlerini yazmışlar. Firavunlar bu yeni ve sağlam malzemeye bir türlü doymadılar. Çünkü bu malzeme her türden daha muhteşem bina yapmalarını sağladı. Dağın derinliklerine girdikçe taşlar daha da sertleşiyordu ve istedikleri de zaten buydu. Peki ama Mısırlı taş ustaları bu devasa blokları dağdan nasıl çıkarıp 160 kilometre uzaktaki Karnak'a götürdüler? Maria'nın araştırma ortağı John Ward, tesadüfen bulunan bu kırılmış ve bırakılmış kirişin hayati ipuçları taşıdığını düşünüyor. İşte. Şu anda silsiledeki bütün ocakların anasındayız. Karşımıza birden bu kiriş çıktı. Çatı kirişi olması lazım. Mimari bir parça ama taşıyıcı parça. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Kocaman bir şey. John bu unutulmuş devin yüzünü araştırıyor. Mısırlıların bu çok sevdikleri yeni taşı nasıl işlediklerine dair ipuçları arayacak. Eski Mısırlı taş ustaları keski ve çekiçle buraya kadar oymuşlar doymuşlar. Duvarın üstünde hala keski izleri var. İşte bakın burada görülebiliyor. Bir vuruş yapmış durmuş, sonra bir vuruş daha yapmış durmuş ve bir vuruş daha yapıp durmuş. Eski Mısırlılar her taşın iki tarafını da bronz aletlerle oyuyordu. Sonra metal takozları kocaman kirişlerin altına sokuyorlar ve yerinden söküyorlardı. John taş ocağı işçilerinin kirişleri nehir kıyısında bekleyerek yükü Karnak'a taşıyan mamlalara elleriyle taşıdıklarına inanıyor. Buradaki mühendislik becerisi astronomik büyüklükte. Bu koskoca kirişin İşçiler tarafından kaldırılıp kızağa taşındığını, yine işçilerin yaptığı rampadan da Nil kıyısında bekleyen mamlaya yüklendiğini düşünün.
John'la ekibi Mısırlıların koskoca çatı kirişlerini taş ocağının dışına çeken işçilere yardımcı olmak için yaptıkları geniş yol ağını bulmak için kazı yapıyorlar. Aslında yolu tanımladık. Gördüğünüz gibi bizim şu anda bulunduğumuz yere kadar geliyor. Bu yol taş blokların Nil'e taşınmasını ve Karnak Tapınağı'na gitmek için bekleyen sallara yüklenmesini sağlıyordu. Bu dev kirişler Karnak'a geldikten sonra inşaat ekibi daha büyük bir zorlukla başa çıkmak zorundaydı. Kirişleri 21 metre yukarıya kaldırmaları gerekiyordu. Mısırlılar önce kaba taşları kat kat dama taşları gibi salona yayarak yerleştirdiler. Sonra alanı toprakla doldurdular ve 20 kat olana kadar aynı işlemi tekrarladılar. Blokların hepsi yerleştirildiğinde 21 metre yüksekliğindeki sağlam toprak kütlesinin üzerine kocaman çatı kirişleri kondu. Sonra toprak temizlendi. Sütunlar özenle düzeltildi ve eski Mısır'ın en geniş mekanı ortaya çıkarıldı. Birçok firavun buraya tapınaklar yaptı. İktidarlarını sergilemek için isimlerini taşlara kazıdılar. Ancak bu böbürlenme dolu işaretlerin bazıları tam da göründükleri gibi değil. Mısır uzmanı Erika Felek, bu muazzam büyüklükteki salonu incelemek için 7 yılını harcadı. Alandaki en büyük tapınağın mimarına dair ipuçları aradı. Dedektif öykülerini severim. Bu sütun bugünkü haline gelene kadar nelerin olup bittiğini düşünmek çok hoşuma gider. İnanılır gibi değil ama bu koskoca tapınağı kimin yaptığını bulmaya çalışırken karşısına yüksek siyasetle kraliyet kibrinin karıştığı çok ilginç bir hikaye çıkmış. Bu kemersiz salon eski sanat eserleriyle dolu bir galeri. 134 sütunun hepsi de tepeden tırnağa yazılarla süslenmiş. Taşın her santimi renkli öyküler anlatıyor. Her yer tanrısal konumuyla böbürlenen bir insanın simgeleri ve sütunların her yanı da bir firavunun anlattıklarıyla dolu. Ana yolun her yerinde bir firavunun izi var. Evet, her açısında ikinci Ramses'in izi bulunuyor. İkinci Ramses'in lakabı inşaatçıydı. Bu güçlü firavunun Mısır'ın gelmiş geçmiş bütün krallarından daha fazla büyük bina ve heykel yaptırdığı söyleniyor. Kemersiz salonun her yerinde onun izi var. Ama Erika Ramses'in kendinden önce gelenlerden birinin eserlerini de üstlendiğini düşünüyor. Bugün yeni teknolojiyi kullanarak yazıları inceliyor ve ipucu arıyor. Bu bir önceki kuşak arkeologların yapamadıkları bir iş. Sütunlar daha önce ayrıntılı incelenemedi. Bunun nedeni de boyutlarının aşırı büyük olmasıydı. Geleneksel yöntem şekillerin kopyasını çıkarmak için şeffaf naylon kaplamaktı. Isı, ışık ve yer çekimi nedeniyle bu naylon kaplamalar sarkıyorlardı ve kopya doğru dürüst alınamıyordu. Erika görüntüleri kopyalamak yerine fotoğraflıyor ve özel bir yazılımla oymaların içinde saklanmış en küçük ayrıntıyı bile görebiliyor. Fotoğrafçı Owen Murray'i fotoğraflarla ilgili yönlendiriyor. Sütunları olabilecek en yüksek çözünürlükte fotoğraflıyorum. Sütunlarla ilgili olarak karşılaştığımız en büyük zorluk yükseklik ve ışık yoğunluğu. Erika'nın görmeyi umduğu işaretler o kadar belirsiz ki ancak çok net gölgelenmiş bir ışıkta çekilebilir. Bu da Owen'ın günün ancak çok kısa bir döneminde çalışabilmesine yol açıyor. Güneşin gün içinde aldığı konuma göre hareket etmek zorundayız. Fotoğrafların nitelik tutarlılığını tutturmamız da şart. Bu da karşılaştığımız en büyük zorluk. Owen gölgedeki sütunun yükseğe konmuş bir ışıkla yüzlerce fotoğrafını çekiyor. Bu teknik sütunun yüzeyindeki oymaların bütün ayrıntılarını yakalamasını sağlıyor.
Daha sonra Erika Owen'ın çektiği fotoğrafları 3 boyutlu modelleme ile birleştiriyor. Sonra da kıvrımları tek bir düz görüntü haline getiriyor. Şimdi taşın yüzeyini dikkatle analiz edebilir. Silinip üzerine Ramses'in adıyla yeniden yazılan eski yazıları da arayabilir. Fotoğrafı çekiyorduk ama ancak 2 hafta sonra istediğimiz ışıkta görebiliyorduk. Yeniden yazılmışsa benzeyen bir yazı yakaladık işte. Eğer yakından bakarsanız bazı hiyeroglifleri çerçevelemek için kullanılmış izleri görebilirsiniz. Bunlar daha öncesi süslemeden kalmış izler. Erika, üstteki yazıtın altına gizlenmiş bu hafif çiziklerin bir başka firavunun silinmiş izi olduğunu düşünüyor. Erika üste yazılmış metni tanımladıktan sonra bir de gerçeğiyle karşılaştırıyor. Hafif çiziklerin ortaya çıkması için gerekli gün ışığını yönetmek için aynalar kullanıyor. Bu 2 büyük oval 2. Ramses'in adını taşıyor. Arkasında ise 1. Seti'nin çerçevesini hala görebiliyorsunuz. Salonun önemli noktalarında, özellikle de en büyük ve en göz önündeki ana yolda Ramses'in adı öz babası Firavun 1. Seti'nin üzerine yazılmış. 2. Ramses'in sol tarafına doğru kalmış hafif izleri hala görebiliyoruz. Ramses kendi adını babasının üstüne yazmak için uğraşmış. Ancak eski firavun oğlunun hilesinin üzerini kapatabilmesini neredeyse imkansızlaştırmış. Ramses'in babası sanat meraklısıydı. Onun yaptırdığı süslerin derin derin çerçeveleri ve kabartmalı figürleri vardı. Seti ölüp de Ramses tahta çıktığında yeni firavun önceliğinin anısını silmek için epeyce uğraşmak zorunda kalmıştı. Ramses sütunların çevresine iskeleler kurdurdu. Kabartmalı süsleri sıyırttı. Ancak yine de derin çerçevelerden kurtulamadı. Aceleyle içe dökülmüş rölyeflerin içine kendi adını yazdırdı. Sonunda babasından kalma izleri saklamak için ince bir tabaka sıvattırdı. Ama zamanla aşınan sıvanın altı artık açıkça ortada. Ramses kemersiz salonu sadece kendine ayırarak iktidarını ilan etmiş oldu. Ancak işin garibi, bu upuzun yapı mekanın en yükseği değil. Büyük ödül çevredeki dikili taşlara gidiyor. Tek parçadan oluşan bu dev taşlar nasıl yapıldı? Ve Mısırlılar onları buraya nasıl getirdi? Tarihe yakından bakış. Karnak'taki dev dikili taşlar antik dünyanın şaheserlerinden biri. Tek parça taştan oluşan bu kocaman anıtlar arkeologları yıllardır düşündürüyor. Çünkü üzerlerindeki oymalar dünyanın en sert taşlarından birinin üzerine granite yapılmış. Dikili taş eski Mısır'ın en büyük muammalarından biri. Bu taşları neden dikmiş oldukları bir yana, nasıl kestikleri de bir muammadır. Eski Mısırlılar bu taşların en serti üzerinde ilkel aletlerle nasıl çalışabildi? Şu anda sadece 2 tanesi yerinde duruyor olmasına rağmen Karnak zirvede olduğu sırada 13 tane dev dikili taşla süslüydü. 6 tanesi festival salonunun ortasında bulunuyordu. En uzunu 30 metre yüksekliğindeydi. Ve hepsi de bel vermemeleri için sert granitten yapılmışlardı. Uçları güneşin ışınlarını yansıtsın diye sarı yaldızla boyanmıştı. Üzerindeki yazı da sadece 7 ay içinde yapılmış olmalarıyla övünülüyor. Peki ama nasıl? Adil Kelani meslek hayatı boyunca Mısırlı taş ustalarının sırlarını çözmeye çalıştı. Kireç taşından piramitlerle, kum taşından tapınakları yapmakta kullanılan metal keskilerin, dikili taşların yapılımında kullanılan granitte bir işe yaramayacağını söylüyor. Bugün koskoca blok kırıldığı için Mısırlılar tarafından bir kenara atılmış olması muhtemel yarı yarıya işlenmiş bir dikili taşı inceliyor.
Şansımıza bitirememişler çünkü bu taş bize Mısırlıların granit gibi bir taştan nasıl dikili taş yaptıklarına dair bir sürü ipucu sağlayacak. Adil önce taşın yüzeyinde açık işaretler arıyor. Ancak bulduğu çentikleri yorumlamak çok zor. Daha sonra taşın altındaki toprağa bakıyor ve çok şaşırtıcı bir şey ortaya çıkarıyor. Kül ve odun kömürü bulduk. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü sert taşı ayırmak için kullanılan ana tekniğin ateş kullanmak olduğunun kanıtı işte bu. Sürpriz bir şekilde odun kömürü bulunuşu ateşin dev blokları çıkartma işleminde bir rol oynamış olabileceğini gösteriyor. Adil bu varsayımı test etmek için yakınlardaki bir çıkıntının üzerinde ateşler yakıyor. Isıtmanın ve sonra da sulamanın sert taşı işlemeyi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını görecek. Bir ateş yakma operasyonunu denememiz gerekiyor. Bakalım çok hızlı çalışmayı kolaylaştırıyor muymuş? Bunu öğreneceğiz. Ekip bir yandan herhangi bir yumuşama olup olmadığına bakarken bir yandan da sıcaklığı dikkatle kontrol ediyor. Bir çatırtı sesi duyduk az önce. Hem de çok yüksek bir ses duyduk. Taş düşecek diye işçilerimiz korktular biraz. Çünkü şu anda taşın üzerinde duruyorlar. Bir hareket olması aslında umut verdi bize. Ama ateş soğuyana kadar beklememiz lazım. Ve ekip ateşi suyla söndürüyor. Evet, şimdi. Eğer yakından bakarsanız taşın bütünüyle çatladığını görebilirsiniz. Bu ateşin suyla soğutulmasının sonucu. Görünen o ki yüzey olduğu gibi kırılmış. Ateşin sert kayayla çalışmayı kolaylaştırdığını test etmek isteyen Adil, ekipten birine ısınmış kayaya vurmasını söylüyor. Karşılaştırma için de kendisi işlem yapılmamış kısma vuracak. Her ikisi de 9'ar dakika vuruyorlar. Sonra Adil sonucu inceliyor. 9 dakikalık çalışmanın ardından açılan aralığı ölçmemiz gerekiyor. Burası 5 santimetre kadar. Burası ise birkaç milimetre. Fark gerçekten çok büyük. Bu işlemi görmüş boşluk neredeyse 5 santim derinliğinde. Görünüşe göre işlem görmemiş kayaya nazaran çalışması 10 kat daha hızlı. Şaşırtıcı bir sonuç. Gerçi henüz kesinleşmedi ama Adil Karnak'ın granit dikili taşlarının yapımının anahtarının ateşte olduğunu düşünüyor. Peki ama bu 450 tonluk yekpare granit taşı Karnak'a nasıl taşındı? Tarihçiler Mısırlıların arazide derin kanallar kazdıklarını ve Nil Nehri'nin sularını da taş ocaklarına doğru akıttıklarını düşünüyorlar. Dikili taş suyun üstüne kaldırılıyordu. Sonra bir mamnaya tonlarca taş yükleniyor, boşaltıldığında dikili taşa kadar yükselen tekne taşı alıyor ve Nil üzerinden Karnak'a taşıyordu. Karnak'ta yüzlerce inşaat işçisi ise zemini yavaş yavaş büyük bir dikkatle kazarak taşı dikine kaldırıyorlardı. Son olarak da dikili taşın tabanına bir hendek kazıyorlar ve halatlara bağladıkları taşı nihai pozisyonuna getiriyorlardı. 450 tonluk bloğun büyük yolculuğu da tamamlanmış oluyordu. Büyük firavunlar bu kocaman granitten iğnelerin altında 2 milyon kişinin yaşadığı bir imparatorluğa hükmettiler. Mısırlılar 1200 yıl daha burada tapınaklar yapmayı sürdürdü. Arkeologlarsa çalışmanın aniden durduğunu gösteren bulgulara ulaştılar. Arkeolog Benjamin Durand, düşüşün yeni bir dinin yükselişiyle tetiklendiğini gösteren yeni bulgulara ulaştı. Bu din dünyayı değiştirecekti. Şu anda Ptah Tapınağı'nın kutsal mekanındayız. Bu tapınağın çok ilginç bir yanı var. Karnak'ta ayakta kalmış en eski bina ama aynı zamanda buradaki en yeni bina. Dolayısıyla burada bütün bu dönemler bir araya getirilmiş. Hiyeroglifler Karnak'ın son yıllarında iktidarın nasıl değiştiğini ortaya çıkarıyor.
Listedeki son isimse tuhaf bir şekilde bir yabancıya ait. Bu kapının girişi, üstüne yazılmış metinse Ptah Tapınağı'na yazılmış son yazı olduğu için çok ilginç. Burada metnin yazılmasını isteyen kişinin bir Sezar olduğunu anlıyoruz. Adı da Tiberius. Tiberius Mısırlı değildi. Haşmetli Roma İmparatorluğu'nun önderiydi. Karnak yabancı bir güç tarafından ele geçirilmişti. Benjamin, Karnak'ın yeni efendilerinin tapınakları yıktırdıklarını, çünkü gelişlerinden tam 300 yıl sonra Romalıların büyük bir kültürel değişime kalkıştıklarını gösteren bulgular buldu. Burada gördüğümüz şey bir saksılığın parçası. Üstünde tipik bir Hristiyan simgesi olan balığı görebiliyoruz. 1600 yıl önce Roma İmparatorluğu paganizme sırtını döndü ve yeni bir inancı, Hristiyanlığı kabul etti. Burada bir Hristiyan işgalinin yaşanmış olması demek, tek bir tanrıya inanç demek. Onlar için birçok tanrının bulunduğu bir dini kabul etmek mümkün değildi. Romalı liderler Mısır'ın her yerinde bulunan Hristiyan olmayan tapınakların kapatılmasını emretti. Buna tapınakların en büyüğü Karnak da dahildi. Benjamin'in çalışması sonra ne olduğunu yavaş yavaş ortaya çıkarıyor. Şu anda evleri bu işgalin sonucunda yapılmış her türlü farklı yapıyı ortaya çıkarmaya başlamış bulunuyoruz. Kazının bir aile konutunun girişini ortaya çıkarmış olduğunu düşünüyor. Şu anda kapının yanında bir tür kırmızı tuğlaya bakıyoruz. Bu küçük küçük ayrıntılar bizim burada bir kapı olması gerektiğini anlamamıza yarıyor. Yani bu bizim için gayet iyi bir şey. Benjamin bu bölgenin bir zamanlar evlerle dolu olduğuna emin. Bu öğütme taşı Roma döneminden kalma. Bu dönemde çok yaygın bir araç. Ailenin tahıl öğütmesi için gerçekten de gerekli bir aletmiş. Romalılar Karnak'ın terk edilmiş topraklarını kalabalık bir Hristiyan yerleşimine dönüştürmüşler. Bu bulgulara bakarak o dönemde tapınağın kapatıldığını ve çevresinde yaşayan halkın Hristiyan olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Karnak'ın düşüşü antik Mısır uygarlığının tabutuna çakılmış son çivi oldu. Krallar Vadisi'ne bir daha hiç Firavun gömülmedi. Sphinx çölün kumlarının arasında kayboldu. Ve büyük piramitler şehir tarafından sarıldı. Bu ikonlaşmış anıtları yapan din artık yoktu. O olmayınca da bu uygarlığı 3000 yıl boyunca tayin eden sanatın, tapınakların ve siyasetin de devam etmesinin bir anlamı kalmadı. Dünya artık eskisi gibi olmayacaktı. Arkeologlar Karnak'taki, yani Mısır'ın en gizemli dini kompleksinin tuhaf iç yapısını parça parça ortaya çıkarıyorlar. Duvarlarında 30 firavunun ismi yazılı. Eşsiz binaları, firavunların iktidar arayışlarının simgeleri. Antik dünyanın bu en büyük dini kompleksinin göklere uzanan sütunlarının ve dev duvarlarının altında kim bilir daha ne sırlar gizli.